Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köfte patates yapıyoruz. Köftemiz için gerekli olan malzemeler yarım kilogram az yağlı kıyma. Ben dana eti tercih ettim. İsteyenler koyun veya kuzu eti tercih edebilirler. 8-10 dal maydanoz, 1 adet orta boy kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet yumurta, yarım su bardağı bayat ekmek içi, 1 adet soda. Ben bunun yarısını kullanacağım köftenin içerisinde. Baharatlarımız birer tatlı kaşığı kimyon, karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Üzerine ayrıca domates sosu yapacağım ben köftemizin. Sosumuz için 4 adet domatesimiz var. Domateslerimiz benim daha önceden kışlık hazırladığım domates. Bunu blenderdan geçireceğim. Ve yarım yemek kaşığı tereyağımız var. 1 su bardağı suyumuz var. Sosumuz için baharatlar birer tatlı kaşığı kekik, pul biber, kırmızı toz biber, 1 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 4 adet orta boy patates ve patateslerimiz için 1 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Köftemizin içine hazırlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, maydanozlarımızı saplarından ayırıyoruz. Şu şekilde ikiye kesip blenderımızın içerisine atıyoruz. Sarımsağı da içerisine atıyoruz. Soğanı da. Soğanı, sarımsağı ve maydanozu blenderımızdan geçtik. Bunları kabımızın içerisine alıyoruz. Kıymamızı da kabımızın içerisine alıyoruz. Yarım su bardağı bayat ekmeğimiz var. Onu da ilave ediyorum. Bayat ekmek olmazsa galetonu da kullanabiliriz arkadaşlar. Bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı da ilave ediyoruz. Sodamızdan da bir çay bardağı kadar köftemizin içerisine katıyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet, bunları yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 5 dakika yoğuruyoruz arkadaşlar. Köftemizi yoğurma işlemini tamamladık. 5 dakika yoğurduk. Bunu şimdi serin yerde üzerine bir stres filmle kapatıp yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat dinlendireceğiz arkadaşlar. Köftemizin kıyması buzdolabında dinlenirken biz de sosumuzun hazırlayalım. Domateslerimizi blenderın içerisine alıyoruz. Bir adet sarımsağımızı da içerisine alıyoruz. Domates ve sarımsağı blenderdan geçiyoruz. Sosumuzun domatesi hazır. Sosumuz için tavamızı ocağımızın üzerine aldık. Yarım yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyorum. Ocağımızı açıyorum. Ben kışlık domates kullandım arkadaşlar. Sizler normal domates kullanabilirsiniz. Kışlık domatesin içerisine yaparken az bir sıvı yağ ekliyoruz. Siz bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ da ilave edebilirsiniz isterseniz. Tereyağımız iyice eridi. Domatesimizi ilave ediyoruz. İçerisine bir su bardağına yakın sıcak su ilave ediyorum. Baharatlarımızı ve tuzumuzu da ilave ediyorum. Kıvamı koyulaşana kadar 5 dakika kaynatacağız arkadaşlar. Ocağımızın altını da orta yerden biraz daha kısıyoruz. Sosumuz yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor. Kaynatmaya devam ediyoruz. Sosumuz 5 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Bu kıvam yeterli buna. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Sosumuz hazır. Etimiz buzdolabında bekliyor. Sosumuz hazır. Şimdi patateslerimizi de hazırlayalım arkadaşlar. Patateslerimizi de önce ikiye kesiyorum. Sonra tekrar ikiye kesiyorum. Bunu da tekrar ikiye kesiyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, patateslerimiz hazır. Bunu şimdi fırın tepsisinde pişirme kağıdının üzerine koyacağım. Pişirme kağıdının üzerine döküyorum. Çok az tuz serpiyorum arkadaşlar üzerine. Bir yemek kaşığı sıvı yağımız vardı. Onu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. İsteyenler kızartma da yapabilirler arkadaşlar. Kızartma çok yağlı olduğu için ben bu şekilde fırında tercih ediyorum. Köftenin yanında garnitür olarak tercih edilen bir yiyecek. Evet arkadaşlar, köftelerimiz buzdolabında yaklaşık 45 dakikadır dinleniyordu. Çıkardım. Şimdi elimizi ıslatıyoruz köftelerimizden. Şu şekilde kabımızın içerisine diziyoruz.
Köftelerimizi fırın tepsisinin üzerine yerleştirdiğimiz ızgaranın üzerine yerleştiriyoruz. Köftelerimizi önceden 180 derecede ısıttığımız fırında 30-35 dakika patateslerle birlikte pişiriyoruz. Patateslerimiz pişti arkadaşlar. Patateslerimizi çıkardım. 5 dakika sonra da köftelerimi çıkaracağım. Evet arkadaşlar, köftemiz de pişti şu anda. Fırından çıkartıyoruz. Köftelerimiz de çok güzel kızarmışlar. Ben genelde bu şekilde fırında tercih ediyorum arkadaşlar. Kızartmadan ziyade bu şekilde hem sağlıklı hem yağ az oluyor. Şimdi servis tabağımızı alacağım. İsteyen köftelerin patateslerin üzerine dökebilir. İsteyen yanına bırakabilir. Ben şu şekilde tabağımızın yanına bırakıyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimizi servis tabağımıza aldım. Tadı, lezzeti, görüntüsü harika görünüyor. Yapıp yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.